geldiniz öncelikle. Yarın Erdek'te önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Bugünden geldiniz, Berem Otel'e yerleştiniz. Ne bekliyorsunuz hocam yarınki maçtan netice olarak? Netice olarak da zirvede zaten 5-6 takım. Birbirlerine oynayacaklar. Müsabakalar belirleyecek bu ligin rengini. Bu Erdek açısından da bizim açımızdan da önemli bir maç. Yani kaybedenin büyük bir hamle kaybedeceği. O yüzden iki takım da kazanmak için ölecek. Evet. Tabii diğer daha 7 haftamız var yani bu maçla birlikte. Bu 7 hafta içerisinde aslında birbiri arasında işte Erdek, Tire, Manisa, altı takım arasında çekişme devam ediyor. Bu haftalarda bir kırılma sanıyorum yaşanacak. Bu rakiplerin birbiriyle mücadelesi neticesinde. Tabii 3 puan sistemde şimdi biz Erdek'in 2 puan önündeyiz. Olumsuz yetici halinde 1 puan. Sizin fazla olacak. Kaybınız olmayacak. Tabii yani olmayacak değil. İlla kayıp da fakat bu kadar önemli en değil. Azından Erdek için. Hocam siz ilk karşılaşmayı Soma'da kazandınız. Orada genelde takımların gücü hakkında bir bilgi sahibi oldunuz. Yani ben o maçta görevde değildim. Daha sonra göreve geldim. Ama Erdek takımını az çok biliyoruz. Yani bu grupta her takım birbirini, takım oyuncularını, takım yapısını biliyorlar. Yani zaten ligin gidişatından da belli ki denk kuvvetli takımlar. Evet. O günkü sahadaki performansı daha iyi olan, bol şansı yanında olan, pozisyonlarda daha sakin, daha verimli olan takım kazanacaktı yani. Zorlu bir maç olacak ama ben centilmence güzel bir maç olacak. Centilmenlik esas olsun diyorsunuz. Tabii yani futbolcular sakatlanmadan, herhangi bir pas olayı olmadan, değer süreyi kuralları içerisinde güzel bir maç olsun diyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Evet.